Yarın sabah oğlumu ameliyata götüreceğim hastaneye. Adamlarına söyle evin önünden çekilsinler. Eda, sevgilim, para tamam, her şey tamam, merak etme. Yarın sabah erkenden hastaneye gidiyoruz. İrfan, Tahsin Hoca kayıp. Ne diyorsun efendim? İrfan, Tahsin Hoca kayıp, kaçırmışlar diyorum, duyuyor musun? Eda tamam. Bir daha söyle bakayım ne olmuş? Kim neden kaçırsın ki doktoru? Ne diyorlar hastanede? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Onlar da bize soruyor. Siz biliyorsunuz geleceğini diye. Allah Allah. Başka bir şey olmuştur ya. Eminler mi kaçırıldığından? Tahsin Hoca'yı almaya bir araba göndermişler. Arabanın önünü kesmiş adamlar. Kafalarına silah dayamışlar. Almışlar Tahsin Hoca'yı İrfan. Evet. Uçakta tekrar baktım ben. Ameliyattan önce istediğim tahlillerin listesini gönderdim. Bakarsınız. Sağ ol Yüksel'cim ama anneme gideyim. Kadıncağız bekliyor beni. Ben biraz da dinlenmiş olurum. Sabah 6 gibi gelirim ben. Ne oluyor? Kimsin sen? Ne yapıyorsun? Dağ başın burası. Bırak. Bilmiyorum. Şoför alamamış plakayı işte. İrfan kim yapmış olabilir bunu? Süleyman Bey mi? Tamam ben şimdi halledeceğim. Ne olur bir şey yap İrfan. Ne olur bu bizim tek şansımız, bir şey yap. Tamam Eda kapat öğreneceğim. Kitleleri boş bırakmamak lazım. Her an birisi bir şey soruyor. Ya bir dur tamam dinlen abi dinlen. İyiyim tamam. Ben iyiyim ben. Biraz nefes alayım gene gideceğim. Paranın İrfan. Kralı geliyor. Paranın kralı. Hadi İrfan. Bakalım daha neler göreceğiz. Kalle Şerif sen ne istiyorsun ulan benden? Ne istedin sen vermedin mi? Parayı senin para verdim. Çalamı mı yiyorsun? Ne yapıyorsun lan? Ne istiyorsun lan? Sen gebertirim lan. Gebertirim seni. Bırak. Süleyman abi. Bırak. Doktoru kaçırmışlar oğlum. Uçaktan iner inmez önünü kesmişler. Ne? Ulan ben senin doktorunla yapayım ha? Senden her şey beklenir ulan. Ulan niteliksiz herif. Çocuğun elimde. Canın elimde. Doktoruna mı uğraşacağım ha? Süleyman yapmadım de. İlahi yapmadım diyorum. Bana inanmıyor musun? Tamam, yürü hadi sen. Yürü. Senin suyun ısındı. Selan yakındır. Yürü, tamam. Haydi bakalım profesör. Süleyman yapmadın değil mi? Ben değilim diyorum sana. İnanmıyor musun bana? Ben sana inanmak istiyorum ama daha önce de ummadığım o kadar çok şey yaptın ki. Onun da aklına ilk senin gelmen normal. Sakın ha İlahi. O herifi mevzu edip aramızda benim canımı sıkma. Parti bitti. Hadi gidiyoruz. Yürü. Tamam. Eğer bir haber alırsanız beni arayın o zaman. Peki bekliyorum. Bu Süleyman'ın işi değil. Süleyman olsa keyfini çıkartır. Ya değilse kim o zaman? Kim yapar abi böyle bir şeyi? Ben anlamadım abi. Kimin işi olur doktorla ya?
Peki. Ha. Doktor değil mi? Kim göndermiş bunu? Ben sana mesaj atmasam aklına bile gelmeyeceğim İrfan Efendi. Kimsin sen? Sana o lafları yedirmeyeceğim mi sandın? Hakan. Ne? Hakan. Babamdan bildin değil mi? Bak doğruyu söyle, ben aklına gelmedim değil mi? Ben de seni akıllı sandım İrfan. Ama sen benim istediğimi illaki alacağımı akıl edemedim. Hakan sen ne istiyorsun? Yazmıyor mu numarası? Ya affedersiniz, Ayşe Karaali kaç numarada oturuyor? Otobüste filan herhalde. Yani telefonda çantasındaysa duymuyordur. Hep böyle geç mi gelir hanım kızımız? Ne bileyim, mesai biteli de epey oldu. Bir işi falan çıksa haber vermez mi? Babam benim her adımımı bilir. Koskocaman kız, her adımını demez ama arayıp haber verir mutlaka. Belediyeden emekliymişsiniz. Evet, 30 yıldan sonra emekli oldum. Allah rahmet etsin. Hanımınız ne zaman vefat etti? 14 sene oluyor. Baba kız, idare etmişsiniz demek. Ettik, ettik. Ayşe, üniversiteyi sizin yanınızda okudu, değil mi? İsterseniz siz beklemeyin. Yani ne zaman gelecek belli değil. Yok, biz biraz daha bekleyelim bakalım. Peki. Ha, bir arkadaşı vardı. Onu bir arayayım, belki haberi vardır. Hadi bakalım. Müsaadenizle. Tabii, buyurun. Ne biçim baba bu? Kızından haberi yok. Ayşe de saat kaç olmuş bir telefon açmıyor. Bu da öbür kez yalancı olmasın? Allah korusun kız. Şu albümü bir getirsene. Otu çekeceksin, köküne bakacaksın. Kimmiş, neymiş en iyi orada görülür. Ver bakayım şunu. Alo, Sedat. Ya kadın salona çöktü gitmiyor. Sürekli Ayşe'yi sorup duruyor. Ne halde açmıyor telefonunu? Doğan abi, oyala biraz gözünü seveyim. Kendi kızını anlatır gibi anlat işte. Niye gelmiş, derdi neymiş? Ne bileyim ben. İsterseniz beklemeyin dedim ama ben biraz daha oturayım diyor. Aman sen bir şey çaktırma olur mu abi? Ben Nihal'e ulaşacağım bir şekilde. Tamam. Tamam. Allah Allah. Saçlarını boyuyor desem. Gözleri de aynı değil. Arkadaşını aradım. İşten birlikte çıktık dedi ama ne zaman gelir bilmiyor. Fotoğraflara mı bakıyorsunuz siz? Ha, kusura bakmayın, öyle bir bakalım dedik de. Çocuk değişir de. Ben bu kadarını ilk defa görüyorum. Ya, oluyor işte. Allah'ın işi. Oluyor böyle şeyler. Siz kızımla ne konuşacaktınız? Hayır, yani buralara kadar geldiniz, bekliyorsunuz. Mesele neydi? Vallahi beyefendi, biz hayırlı bir iş için geldik. Ayşe, bir şey söyleyeceğim. Şu dosyaları
sözleşmeyi... Mert, benim çıkmam lazım. Acil bir işim çıktı, tamam mı? Nereye gidiyorsun? Oğlum bir dur, Allah Allah. Acil diyorum. İdare et sen burayı. Ya bir değil, iki değil ya. Şu alt tarafı evrakları koyacaksın sözleşmeleri. Oğlum celallenme, bir düşünelim. Abi adam katil, benim vaktim yok. Doktor elinde. Tamam Süleyman'a söyleyelim, oğlum doktoru kaçırdı, şantaj yapıyor diyelim. Oğluna şantaj yaptığımı öğrenince bana ne diyecek, bırak beni. Nasıl Hakan, ne istiyorsa verecek misin? Vereceğim tabii, başka şansım var. Ben de geleceğim, bekle. İrfan, bu ikimizin meselesi. Kalın kafalık yapma, yürü. Pardon, ne yapıyorsun? Polisim, ya? Polisim. Acil. Dümdüz devam et şu arada. Amirim, ben de şimdi seni arayacaktım. Nihal, neredesin sen? Niye açmıyorsun telefonunu? Ne oldu? Geliyor şimdi. Peşindeyim. Babam orada mı hala? Süleyman Bey Leyla'ya ayrıldı. Ha, söylemedi demek babama, yemedi. Tek mi geliyor? Yok. Egemen yanında. İkisi geliyor. İyi iyi, gelsin bakalım. Abicim gidemem. Gidemem. İrfan'ın doktorunu kaçırmışlar. Bir şey olmuş. Anlamadım. Anlamaya çalışıyorum şu an. Ya kızım sen delirtecek misin beni? Ha? Kudret evde diyorum. Doğan abi kafayı yiyecek. Kadın bir şey çakarsa bunca evet heba olur. İrfan haberi alınca Süleyman'a daldı. Anlatamıyorum galiba. Takipteyim şu an. Başlatma İrfan'ına. Ben seni oraya Süleyman'ın peşine düş diye gönderdim. Hemen eve dön. Şu Kudret karısı ne istiyormuş öğren. Tamam, tamam. Tamam abicim, tamam. Kayıt. Yalçın takip ediyor İrfan'ı şu an. Gördüm seni. Hayır. Nihal, derhal eve gidiyorsun. Yoksa seni görevden alırım. Derhal diyorum, derhal. Hani spor salonundaydı herkes? Öyleydi. Ama takip ediliriz diye korktum. O yüzden buraya aldım. Kapat kapıyı. Ay sonuna kadar burası bizde diye burada bıraktım. Ne? Burada mı yaşayacaktınız? Yok, Yavuncu Plaza'dan ev alacaktık. Aha. Gel. Tut şunu. Vay. Yedekli çalışmışsınız hocam. Evet. Şunu alacağız. Hadi yürü. Hastaneye enişte. Geliyorum tabii aslanım. Gelmez olur muyum? Ne
Sen bana inanmıyor musun? Seni anlamıyorum ya. Neyi anlamıyorsun? Ben ya bir şey olduğunda senden bilmesi gayet normal. Niye anlamıyorsun Süleyman? Ya doktor kaçırılmış, bundan daha saçma bir şey olabilir mi ya? Ha bana bir söyle, biz o doktoru bulmak için neler yaptık? İlay, bunlar benim iş meselelerim. Sen ne zamandır benim işlerime karışır oldun ha? Ya bu sen... Yeter be! Yeter! Çekil, çekil. Sakin, yürü. Sakın kalkma. Kalkma. Bırak şunu. Çekil. Bırak şunu. Ne oluyor? Bırak. Bıraksana be. Yeter. Ne yapıyorsun burada? Ne oluyor lan? Gel böyle. Ne oluyor lan orada? He? Yeter be. Yeter. Ne istiyorsun sen bizden ha? Kocam paranı ödeyecek. Defol git kadın. Gece gece kafayı mı yedin? Kadını bırak. Bırak mı? Bırak. Ne demek doktoru kaçırmak ya? Ne demek? Sen bizim tek şansımızı elimizden nasıl alırsın ha? Nasıl alırsın? Nasıl? Eda! Eda, Süleyman'ın konuyla hiçbir alakası yok. Lütfen yapma! İlay, çekil! Sen de güveneyim be. Sen kimsin? Ha? Bana bak kadın. Doktorla falan alakam yok. Olsaydı bir şey yapamazdınız. Kendine gel Eda Hanım. Yoksa bedelini kocan öder. Götür şunu evine. Ya Allah dur. Yürü. Bırak durun. Bir bırak kadını. Eda lütfen git. İkiniz de. Yürü. Ailemden uzak durun. Uzak. Yeter be. Yeter. Bir daha geç içeri. Demet. Demet. İyi misin? Ha? Bir şey yok değil mi? Yok değil. Hadi tamam git bir su iç, bir şey yap. Hadi kusun. Ya Süleyman birazcık empati yap ne olur. Ne olur birazcık empati yap, yalvarıyorum sana. Ya senin oğlunun başına gelmiş olsaydı ne yapardın ya? Dünyayı birbirine katmıştın. Benim oğluma bir şey olmaz çünkü babası benim. Bunlar hep senin yüzünden oluyor. Ne? Bunlarla içli dışlı oldun, yüz buldular. Benimle doğru konuş. Karın yok senin karşında. Biz de kalkalım artık. Ah kapı. İçeride mi? İçeride. Kudret Hanım, hoş geldiniz. Nihayet hanım kızımız teşrif ettiler. Yani haberim yoktu. Olsaydı daha erken gelirdim tabii. Vallahi telefonlarına cevap verseydin biz de bu kadar beklememiş olurduk. Hoş geldin kızım. Kudret Hanımlar da şimdi tam kalkıyorlardı. Zamanında yetiştin. Hoş bulduk babacığım, hoş bulduk. Hayırdır Kudret Hanım, bir sorun mu var? Valla Hakan'a o kadar söyledim. Al bu kızı getir, biraz konuşalım diye. Sen gelmek istememişsin. Dedim bari ben gideyim ayağına. Yok estağfurullah, istememek değil de ben biraz çekindim Kudret Hanım. Hakan'a da bir şey diyemedim. Sen böyle gecikince... Ben dedim acaba Hakan'la mı beraber? Yok hayır değilim. Kendi işlerim vardı, özel işlerim. Onları hallettim. Hakan'la görüşmediniz mi bugün? Yok görüşmedik. Yani dün görüştük. Öyle bir ayaküstü sohbet ettik ama. Kudret Hanım bir sorun mu var? Bir haber mi alamıyorsunuz? Ulaşamadınız mı? Yok canım. Ne sorun olacak? Biz sadece bugün hiç konuşmadık da dedim belki senden öğrenirim. Aman işte. Hakan'ın işlerine akıl sır ermiyor. Kim bilir ne geçiyorsa kafasından. Vallahi annesi sizsiniz. Sizden daha iyi bilecek haliniz yok. Babamı polisi peşine takacağına bunu getirdin demek. Aferin İrfan. Artiski getirdik. Doktor nerede? Hakan benim senin oyun oynamaya niyetim yok. Bak görüntüler burada. Al bu artiski doktoru bırak. Nerede doktor? Doktor tutturdun. Bir dur bakalım İrfan Efendi. Dün sana geldim. Parasıyla ortaklık teklif ettim. Olmaz dedin.
Bir de yüzüme altından kalkamayacağın koca koca laflar ettin. Sen ne yapıyorsun ya? Bir dakika. Hakan Bey. Bana bak. Ya. Bundan yırtamazsın ben sana söyleyeyim. Kendini düşün oğlum. Yırtamazsın bundan. Ben senin bir nefeste can vereceğin her şeyden yırtarım. Aklın almaz. Ya benim ortaklık teklifinden falan haberim yok Hakan Bey. Keşke benimle konuşsaydın. İrfan ne diyor? Sen bir dur satıcı. Bak görüyor musun? Ortağının canı tatlı. Anında yan çiziyor. Haberi yokmuşmuş. Satarım. Hiç imtina etmem. Hayatta kalsın. Varsın satılmış olsun. Ne ortaklık nedir? Görüntüleri alayım. Güvenlik. Ha geldi. Abi ne yapıyor adam ya? Nerede doktor? Görüntüleri alayım. Ver. Yedeklemediğinizi nereden bileceğim? Bilemezsin. Yemin ederiz. Oğlum yok yedek medek ya. Hepsi bu işte. İmza atacağınız yerleri biliyorsunuz. Hakan doktor nerede? Beni lafa tutup sinirlendirme işimizi bitirelim. Ya Allah aşkına Tahsin Hoca sağ mı iyi mi? Bari onu söyle ya. İmzalar. Hakan bak. Bu Tahsin Hoca çok mühim bir doktor. Çok iyi bir doktor. Sadece deniz için değil, dünyadaki bir sürü insanın hayatı için mühim. Bak adam dünyanın öbür ucundan kalktı, 7 yaşında bir çocuğu ameliyat etmek için buraya geldi. Al, bak. İmza. Bana ne yaparsan yap. Hiçbir önemi yok. İstersen öldür, al. Bak attım. Ne istersen bana yap ama Allah rızası için Tahsin Hoca'yı sal, gitsin denize ameliyat ettirsin. Lütfen yalvarırım. O zaman sen bu doktor için benim son isteğimi de yaparsın. Madem olduğun için canını da verirsin. Bu yanında bir şey değil. İsmim İrfan Tuna Saygun. Süleyman Yavuncu'yu şahsına ait olan daireleri izni olmadan satmak suretiyle dolandırdım. Kapıdaki güvenlik görevlisi... Kes. Olmadı. Tek başına mı yaptın? Sen armut mu topladın? Bunun da adını ver. Peki. Mesele ikimizin meselesi hadi. Hadi baştan. Ha. Bir de iş adamı Süleyman Yavuncu. Ben İrfan Tuna Saygun. Egemen Kıvılcım'la beraber Süleyman Yavuncu'yu, iş adamı Süleyman Yavuncu'yu, kendi özel sitesinde bulunan daireleri onun haberi olmaksızın satarak dolandırdık. Ayrıca kapıdaki güvenlik görevlisini rüşvet vererek susturduk. Ölümüne sebep olduk. Bu güvenlik görevlisi Osman Tekir'in öldürülme görüntülerini Hakan Yavuncu'ya şantaj yapmak üzere kullandık. Bütün bu suçları işlediğimi kabul ediyorum. İtirafımdır. İşte böyle. Bundan sonra beni yakmaya kalkarsan ikiniz de yanarsınız. Ortaklığımız hayırlı olsun. Bana bak ne istediysen verdim artık. Söyle şu doktor nerede ben? Fah tamam. Söyle! Fah tamam. Sen artık doktorun nerede olduğunu söyle. Hadi. Uskumru köyü ayrımından sağa sapıyorsun. 3-4 kilometre ileride bir baraka var orada. Acele ederseniz yetişirsiniz. Ne demek ulan acele ederseniz? Ya, ne yaptın oğlum doktora? Tamam hadi gidelim. Yürü.
Bir de koruma ne işe yarar diyordun. Çok işe yaradı, gördük. Bravo. Şu kapıma diktiğin adamlara hödük diyordum ama gerçekten bir kadına şiddet göstermeyecek kadar vicdanlı ve insanlarmış. Şükürler olsun ki. Kadın erkek fark etmez. Bana, sevdiğime zarar verecek herkesin boyunun ölçüsünü alırım. Öyle mi? Benim ofisim patlatanın da boyunun ölçüsünü aldın mı mesela Süleyman? Kaçmış? Hele bir öğrenelim, onun da hesabını keseriz. Çok uzağında arama bence. Kudret Hanım'a sor mesela, belki o biliyordur. Ne güldün? Kudret mi patlattı yani ofisini? Bilmem, bu dünyada benim ölmemi isteyecek başka kimse yok. Demet, hadi sen yarın toplarsın kuzum. Git yat. Tamam. Yok artık. Kudret, ev hanımı haliyle olacak şey değil. Öyle mi? Onun turşu kurmaktan başka nasıl maharetleri olduğunu ben bizzat gördüm Süleyman. Senin karın, seni daha iyi biliyor olman lazım. Kudret böyle bir şeyi aklına bile getiremez. Benden korkar. Öyleyse de onun da hesabını keseriz. Onun hesabı benimle. Ya bu nasıl saçma bir dünya? Cezalandırmalar, hesap sormalar, bunlar nasıl saçmalıklar ya? Bak Süleyman, ben bu ilişkide zaten yeteri kadar zorlanıyorum. Bir de karını dinlemek istemiyorum artık. Lütfen oğlunu, karını benim hayatımdan, kardeşimin hayatından uzak tut. Bak son kez söylüyorum. Görmüyor musun İlay? Neyi? Benim bütün derdim bu. Kudret, kapıya gelen o kadın, İrfan, hatta oğlumu bile aramıza sokmak istemiyorum. Bir tek ikimiz olalım. Başkasının adı bile girmesin bu eve. Bak, bu taşı görüyor musun? Ha? Görüyor musun bu taşı? Senin karın ve oğlun bu taş gibi benim hayatımın ortasında işte. Kudret mi attı bu taşı yani? Dalga geçme benimle. Bu taş senin hayatını mahvettiğin insanlar yüzünden bu evde. İlay, ileri gidiyorsun ha. Ya bu kızım, yeter. Ya şu yaşadıklarıma bak. Çok sıkıldım, kaldıramıyorum artık. Tamam, tamam. Hadi yatalım. Yorulduk. Sen git yat, ben bitki çayı falan içeceğim. Lütfen. İlem. Canım. İyiymişsin sen, bir yerinde bir şey yok değil mi? İyiyim. Benim size bir şey söylemem gerekiyor. Söyle. Çok korktum. Çok korktum. Ateş açtılar sandım. Olaylar bitmiyor İlayan'ım, bitmiyor. Ay, tamam, tamam. Tamam kızım, tamam. Çok haklısın. Ama inan bana, benim de normalim bu değil. Gerçekten değil. Ne söyleyeceksin sen bana? Ha? Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Demet, korkutma beni ne olur. Ha? Bak şu anda bana, ben gitmek istiyorum, ayrılacağım dersen ben çok üzülürüm. Demet, çok üzülürüm şu an. İlayan'ım, çok iyisiniz. Her zaman bana karşı çok iyisiniz. Sinirlerim bozuldu, kusura bakmayın. Tamam, haklısın bak, sinirlerim bozulmakta. Evet, haklısın. Benim de sinirlerim çok bozuldu. O kadını öyle görmek harap ediyor beni de. Ama konunun Süleyman'la da benimle de uzaktan yakından bir alakası yok. İnan bana, yok. Tamam mı? Bak bakayım bana. Başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Ah, güzelim benim, tamam. Korkma, tamam. Tamam güzelim, tamam. Yavaş ya, lastikleri patlatacaksın. Nerede ulan bu baraka?
Birileri kaçıyor. Oğlum bunlar doktoru yakıyor mu lan? Lan nasıl işte bunlar ya? Deli misin sen? Bırak, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oraya girilmez İrfan. Bırak. İrfan oraya girme. İrfan gel buraya. Bırak. Ayak mı sen? Oğlum gel sene doktor mu kadar içer? İrfan! Gir! Gir! Tahsin Bey! İrfan! İrfan! Tahsin Bey! Doktor burada! Hadi çıkalım buradan! Yandım. Dur bir dakika, buz getireyim. Yok yok abla, yok yok, bir şey yok. Bir şey yok. Deniz hala uyumadı değil mi? Yok, Saffet'le oynuyorlar. Kuzum gece gece ne yapıyorsun? Bıraksana şunları. Abla hastanede ne kadar kalacağımız belli değil. Ütüleyim hazır olsunlar. Kuzum hastane belli olsun, hallederiz. Ne demek belli olsun? Doktor bulunacak abla. Anladın mı? Bulunacak. Belki de çıkmıştır ortaya. Hastaneden aramışlardır İrfan'ı. Ya bir bırak şunu. Yeter artık. Bak sana bir şey olacak. Abla ben gerçekten artık kaldıramıyorum. Bir an önce olsun kurtulalım. Dayanamıyorum, kaldıramıyorum. Deniz duyacak artık. Yeter artık. Dur şuraya. Yeter artık. Yemin ediyorum. Bırak Allah aşkına abla. Ya. Otur şuraya diyorum. Otur. Bak İrfan... O doktoru bulacak. Göreceksin. İrfan olmasaydı Deniz olmazdı. Ben de olmazdım ki. Anneden önce baba demeyi öğrendi biliyor musun? Bir kere bile sorgulamadım beni mi daha çok seviyorsun babanı mı diye. Hep babasını daha çok sevdi.
olmamın bile ilk tercihi değilim. Olur mu hiç ya? Sen anasısın. Anasıyım ama bir gün bile gocunmadım, yemin ederim. Baba oğul hep daha iyi olsunlar istedim. Yeter ki aileme bir şey olmasın diye dua ettim. İrfan da anasız büyümüş. Eğer ben ölürsem oğluma yokluğumu hissettirmez dedim. Tövbe tövbe ya. Neler diyorsun sen ya? Allah. Korkutuyorsun bak beni. O Süleyman denen adam var ya. Eğer aileme bir zarar verirse, yemin ederim onu kendi ellerimle parçalarım. Yaparım bunu. Aa, yanıyorduk ya. Of. İrfan! İrfan! Kalk yerinde yat. Bak burada boynun tutulacak. İyi misin? İyiyim, iyiyim. La. Adam yaşıyor. Ha? Yaşıyor. Ha? Tahsin Hoca. Şişt. Hocam. Tahsin Hoca. Hoca. Tahsin Hoca. Tahsin Hoca. Kendine gel. Şişt. Tahsin Hoca. Hadi götürelim. Hadi. Hadi kaldır. Bir. İki. İki. Üç. Kaldır. Bunu nasıl çıkardık ya? Dur böyle. Sen kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç. Aç. Buradayım, buradayım. Bekliyorum. Yahu dedim ya, bilmiyorum. Kaçırıldım başka bir şeyim diye. Ondan soruyorum zaten, bir daha sorar mısın ihbar var mı diye. Profesör, doktor, Tahsin, Özyurt. Sorar mısın bir daha? Tamam, haber bekliyorum. Hadi bay bay. İyi, ellerine bir şey olmamış. Suratında ufak ufak yanıklar var. Ama ameliyat yapmasına mani değil. Allah korumuş. Başka açıklaması yok. Hadi doktor yaptığı iyiliklerin karşılığını anlıyor. Biz neyin ekmeğini yiyoruz İrfan ya? Vallahi ama bak, Allah ölümün bile hayırlısını versin ha. O alevler falan var ya, ooo hissettim ben yani. Böyle çok korktum cehenneme gideceğim diye. Tövbekar mı oldun ha? Yok, o fazla olur. Tutamam falan. Ama bak şu ana kadar arabayla vurdular. Betona gömdüler. Bıçaklandım. Kafama dayanan silahları saymıyorum bile. Az önce yanıyorduk ya. Hepsi birbirinden rezalet. Daha iyisi olur diyorsun yani. İrfan hayırlısı ya. Ya doğacağımıza karar veremiyoruz. Bari nasıl öleceğimize biz karar verelim ya. Abi çekil ya. İrfan. Hastanenin lang diye park etmeyelim. Kamera falan vardır orada. Ya ne yapacağız? Buluruz bir şey. Doktordan iyi haber geldi ya, acayip rahatladım. Sağ olasın. Sana da ters davrandıysam kusura bakma, olur mu? Yani gün bitmedi. Daha eve gideceğim, yatacağım, uyuyacağım.
Neyse hadi sağ olasın. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin. Gel gel. Ben de araştırma yapıyordum. Doktor çıktı ortaya, hastanede adam. E normal. Doktor değil mi adam? Ha, acilin önüne atmışlar adamı. Gasp gibi gösterilmiş. Cüzdan yok, telefon yok, hiçbir şey yok ama vücudunda yanıklar var. Bak amirim, söylüyorum sana. Bu işi bir araştır. Bir doktorla konuş. İrfan Saygun'la bir konuş. İrfan Saygun silah kaçakçısı mı? Süleyman'ın sevkiyatıyla bir alakası var mı? Herhangi bir çıkarı, bağlantısı, dahli var mı? Yok. Yani bilmiyoruz. Olsa bilirdik, değil mi? İrfan sadece Süleyman'ın kurbanlarından biri. Bu herifler var ya bu herifler. Bu herifler vatana, millete ihanet edenlere, içeride dışarıda savaş çıkarıp insanları boğazlayanlara silah satıyor bu herifler. Anlaşıldı amirim. Süleyman'ı kovalayacağız. Aynen. Süleyman'ı ve şehzadesini. Kudret'le kapıda karşılaştık. Savamadım başımdan. Anlattı mı Doğan abi? Anlattı. Çok merak ediyormuş seni bu Kudret Hanım. Ha, sorma. Bak abi ben sana söyleyeyim. Bu iyi bir yere gitmiyor. Niye öyle diyorsun? Belki çok hayırlı bir yerlere gidiyordur. Ben gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Peki... sabahla ilgili bir değişiklik yok değil mi? Aynı saatte geliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok. İyi geceler. Abla, abla. Allah'ım çok şükür. Babam yedi yapıyor. Kalbime inecekti ya. Şükürler olsun sana. Sen doktor kayıp dedin ya araya. Yemin ediyorum kalbime ağrı girdi. Bak yemin ediyorum sana. Siz şimdi niye ağlıyorsunuz? Sevinseniz de ağlıyorsunuz, üzülseniz de ağlıyorsunuz ya. Ya aman beyni işte ben ne yaptığımı mı biliyorum sevinçten? Aman Saffet. İrfan. İrfan hastaneden aradılar. Yarın sabah ameliyatı yapıyorlar. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Gözümüz aydın bacanak. Gözümüz aydın. İnşallah daha güzel haberler alacağız. İnşallah. İnşallah Saffet, inşallah. İnşallah. Amirim, ben polisim. Benim sınırım belli, benim işim belli, benim misyonum belli. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ya kızım, bak haklısın, haksızsın demiyorum. Ama katlanacağım biraz. Bu silah kaçakçısı ipini sen olmadan çekemeyiz biz. Sedat abi, sen benim amirimsin. O cepte zaten de ben seni abi yerine koydum yani. Sen ne kadar çabuk kardeşinden vazgeçip bu leş heriflerin önüne atıyorsun. Nerede senin şerefin, namusun, haysiyetin? Hoppa! Orada bir dakika dur. Orada dur. Benim kırmızı çizgime basma. Ben sana git herif ne isterse yap mı diyorum. Doğan abi dedi. Anasını göndermiş, kızı görmeye geldi. Ciddiler dedi. Abi ne yapayım niyetleri ciddiyse ya? Ne yapayım? Sen bana dedin ki git dedin Hakan'ın dibine gir. Ne demek bir onu söylesene. Ne yapayım ben şimdi gideyim evleneyim mi adamla, sevgili mi olayım, ne yapayım? Ya bu pislikler yüzünden devlet ne kadar zarara giriyor, senin haberin var mı? Kaç dul, kaç yetim kaldı bunlar yüzünden, haberin var mı? Abi şimdi dula yetime girme. Dula yetime girme. Ben adamla sevgili olmasam dul yetim kurtulmayacak mı, anlamadım. Ya taktın sevgili olayına ya. Kızım bir çay içersin, bir yemek yersin falan. Bak sen benim kardeşimsin kardeşim. Sana biri yan bakacak olsa ben alırım canını lan. Ben yaparım gerekeni abi, sen merak etme. Ben gittim çayımı içtim, kahvemi de içtim. Sonra herif öpmek istese mesela. Mesela beni yatağa atmak istese. Ne yapacağız abi o zaman? Ha? Ben polisim. Anladın mı? 17 yaşında kız kardeşim var benim. Anladın mı abi? Ben de gurur duysun diye polis oldum. Nasıl örnek olacağım ben? Nasıl gurur duyacak o kız benimle? Nihal. Bak abicim. Sen benim canımı iste masaya koyarım, ortaya koyarım. Biliyorsun her şeyi yaparım.
Ama bunu sakın benden isteme. Ben o sevgili rolü yapmam. Nihal dinle. Nihal! Nihal! Şey yanlış gelebilir. Kendine yakıştıramazsın. Ama tek bir soru. Ailem için, çocuğum için en doğru olanı yapıyor muyum? Gerisinin hiçbir önemi yok hocam. Hiç. Abla ya, çanta yaptım ama kafam yerinde değil. Eksik bir şey kaldıysa sen getirirsin artık. Saffet 2 gün işten izin aldı zaten. Her tür hallederiz. Babam sabah oldu kalk dedi. Daha güneş bile doğmamış. Sen kalktın ya aslanım. Doğmak için seni bekliyordu. Şimdi doğar. Hı hı. Tamam. Anladım. Hoca iyi yani. Ameliyatı yapacak. Güzel. Nasıl? İfade vermeye mi gidecek?
He. Ha, ifadeden sonra direkt gelecek yani hastaneye. Tamam. Tamam. Peki bir şey soracağım. Ben ameliyattan sonraki gün Tahsin Hoca ile bir konuşmak istiyorum. Mümkün olabilecek mi bu? Ha. Hoca bu gece dönüyor yani 12'de. Tamam. O zaman biz sizinle konuştuğumuz saatte orada buluşuyoruz. Anlaştık. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Tahsin Hoca'nın ifade vermeye gitmesi lazımmış. Ama Yüksel Hoca bir sorun yok. Gelip ameliyat yapacak dedi. Peki Hakan? Sen ben de bir şey olmaz. Ben onu hallettim. Siz yemeğinizi yiyin. Ben bir ofise uğrayacağım. Bir saat sonra gelirim. Tamam mı? Tamam. Ne oluyor sabah sabah bir uyutmadın? Sabaha kadar uyuyamadım ben Hakan. Düşün düşün kendimi yedim. Kendini yeme oğlum. Simit ye. Bana bak lan. Süleyman Bey bu olanları anlayınca ne olacak? Bu doktoru bizim kaçırdığımızı çakmayacak. Yavaş lan. Ne oldu dün atılıp katılıyordu? Tırstın mı şimdi? Ben böyle olacağını bilseydim asla karışmazdım bu işe. Süleyman Bey benim kumar borcumu öğrensin daha iyiydi. Aptal aptal konuşma. Karı gibi korkuyorsun lan. Hiçbir şey olmayacak. Kimse de bir şey öğrenmeyecek. İrfan dün sustu. Bugün konuşursa ne olacak? Sana şantaj yaptığını babana söyleseydin eğer mevzu buralara kadar gelmezdi. Süleyman Bey bakardı bir icabına. Bakardı tabii. Ölene kadar ne beceriksizliğim kalırdı ne... Onun çenesine düşeceğime gebereyim daha iyi. Seninle babamın olayını söyleyeyim mi? Siz beni fazla hafife alıyorsunuz. Ben seninle babamın da sandığından daha akıllıyım. Hepiniz bunu anlayacaksınız. Eninde sonunda anlayacaksınız. Sen de anlayacaksın. Babam da anlayacak. İrfan denen o tip yoz da anlayacak. Sen de bana yardım edeceksin. Ne bu? Sen hesabı kapattın mı sandın? Bir dur oğlum, daha yeni başlıyoruz. O herif yabancılara şantaj yapmak neymiş öğrenecek. Yeter la, yeter ya. Heh. Kalan ahiret sorularını kendisine sorarsın. Egemen olan biteni anlatıyordu. Geçmiş olsun. Egemen'i de sabahın köründe sıcacık yatağından çıkardım der misin? Neyse ki halletmişsin sabah. Bir şekilde. Çok şükür. Da benim aklım almıyor gerçekten. Yani Hakan babasından deli gibi korkar. Deli gibi nasıl böyle bir şeye cesaret etti? Ben anlamıyorum. Babasının oğlu. İrfan görüntüleri patlatacak diye korktu. Siz de verdiniz tabii görüntüleri. Oh. Kemal. Benim olan kısımları temizlediniz demişsin değil mi? Ya İlay, daha ilk günden temizledik onları. Söyledim mi sana? Ne bileyim işte. Sözleşmeyi de imzaladınız. Ay. Ceza gibi gözümün önünde dolanacak şimdi. Affedersiniz İlay Hanım. Sizin göz zevkinizi düşünemedik dün akşam. Çok özür dileriz. Ne alakası var Egemen? Her şeyi de itiraf ettik. Hakan da videoya çekti. Sağ olsun benim de ismim verdi. Şöyle dolandırıcıyız, şöyle hırsızız diye. Nasıl? Gerçekten mi? Ya bir dakika, niye biz bu kadar bu ipleri bu çocuğun eline veriyoruz ki? Ben anlamadım. Videoyu verdiniz, itirafı yaptınız. Ortaklık niye? Pazarlığı üstad yaptı. Başka bir şey isteseydi onu da verecekti. Hocaların hocası. Senin cesaretini de gördük. Yalaka. Haberim yoktu Hakan Beyciğim. Çözeriz hemen. İşim bitince yalaka mı olduk? Evet. Egemen Bey, telefon. Kim? Egemen Bey.
Ne oğlum, kimden telefon, ne? Faik Bey. He. Allah kaymış. Alo. Rahatsız etmedim değil mi kardeşim? Erken aradım ama. İşimizde gücümüzdeyiz. Senin şu altın işini konuşacaktım. Bayağı para getiriyormuş. Serdi yok diye anlattılar. Evet, doğru anlatmışlar. Ama altın işi o kadar basit değil. Yurt dışı falan bayağı uğraştırıyorlar. Tam da piyasalar karışık. Dükkanda yaprak kıpırdamıyor. Esnaf arkadaşlarla birlikte girelim diyoruz ama. 10 kişi toplansak sana para yatırsak nasıl olur? 10 kişi. Tamam, olur. Her ay yatırdığımızın %10'unu alacağız değil mi? Aynen öyle. Yatırdığın paranın fazlasını kazanıyorsun. Egemen kardeşim ya. Bal damlıyor ağzından bal. Şimdi 500 bin yatırsak mesela ne kadar alıyor Seray? Bir saniye, bilgisayar açmam lazım. Bir saniye bekletiyorum. Dinliyorum Faik Bey. Bir daha söyler misiniz ne kadar yatıracaktınız? Süleyman'ı ihbar ettiğinden, polisleri aradığından benim çok sonra haberim oldu, biliyor musun Dile? O görüntülere baktığımda da seni görmedim. Peki ben bir dolap çevirmiş zaten. Yani daha ilk geceden sen olmasan Süleyman bizim işimizi bitirecekti. Betona gömülecektik yani. Hayatımı kurtardın. Seni tanımasam teşekkür ettiğini anlamayacağım. Haklısın. Teşekkür ederim. Zor olmuştur senin için. Ya hiç zor olmadı. Bir an bile düşünmedim. Sonrasında ne olur Süleyman bana ne yapar hiç düşünmedim. Mevzu bahislendi çünkü. Eski dostlar böyle günler için. Eski dostlar zor günlerde belli oluyor değil mi? Bazıları sınava geçiyor, bazıları kalıyor işte. İrfan. Kızgınsın Egemen'e. Ya kızgınım tabii ki. Tabii ki kızgınım. Haklısın. İrfan, doktoru Egemen getirdi. Ne diyorsun sen? Onun fikriydi, evet. O zaman niye sen getirdiğini söyledin? Çok acımasız davranıyordun bana çünkü. Yapıyordum bunu. Ben de kötü bir insan olmadığımı sana ispatlamaya çalıştım. Belki de bilmiyorum. Gitmenize engel oldu, evet tamam. Ama bir planı vardı. O kadar sandığın kadar bencil bir adam değil Egemen. Sen de bencil bir insan değilsin İlay. Bunların hepsini Egemen'le aramı düzeltmek için söylediğini farkındayım. Ama sakın yapma. Gerek yok, hayır. Bu adam beni sattı. Benim 30 yıllık arkadaşım beni sattı. Egemen. Benim için hiç fark etmez ama ben bugün o taraflara geleceğim. İstiyorsan uğrayıp alırım parayı. Bir de öğlen yemek yeriz. Olur, olmaz mı? Faik abini unutma sakın ha. Bugün sen bana, yarın ben sana. Tamamdır abicim, tamam. Hayırlı işler. Harbiden erken kalkan yol alıyormuş. Abi, İrfan Hoca çakacak durum ya. Hani bugün olmaz, yarın olur. Adam iktisatçı, para akışından her türlü öğrenecek ne olduğunu. Minareyi çalan kılıfını uydurur. Abi, öğrenirse siz arkadaşsınız, sana bir şey olmaz. Da beni siler İrfan Hoca ya. Cankuş, İrfan Hoca'nın oğlu ameliyat olur olmaz buradan ayrılacak. Daha biz yırtamadan. Sen atalarını dinleyip su akarken kübünü mü dolduracaksın? Yoksa garsonluk kovalayıp insanlara su mu taşıyacaksın? Bir karar ver. Tamam? Anladın? Oyalama beni. Hadi.
O zaman sana şöyle söyleyeyim. Benim daha en baştan o timsahı boğazlamam gerekiyordu. Daha en başta Süleyman'ın dairelerini siz sattınız. Kaçmaya yeltendiniz. Bilmiyor muydu Egemen Süleyman'ın benden hesap soracağını? Hala da Egemen'i savunuyorsun. Bak adam seni de satmış. Resmen Süleyman'ın önüne atmış. Ama diyorum ki bak, bir bildiği vardı. Süleyman aşkından emindi. Onun benim kılıma zarar getirmeyeceğinden emindi. Bir şey yapmayacağını biliyordu. Egemen bir tek paradan emindi. Her zaman öyle. Egemen paradan emin olunca seni de sattı, beni de sattı. Bu kadar basit. Biz burada ne yaşıyoruz ya ya? Allah aşkına sen farkında mısın? Sen de benden bahsediyorum. Biz koskoca üniversite bitirdik ya. Kariyerimizin peşinden koşuyorduk. Senin ofisini patlatıyorlar. Ben hiç içine girmeyeceğim işlerin içine giriyorum. Benim ömrüm boyunca trafik cezam olmadı ya. Sen de bu son yaptığında onun şansını elinden aldın. Ne? Yaptın evet. Eğer ben doktorun buraya geleceğini öğrenmeseydim, burada ameliyat yapacağını öğrenmeseydim, ben bunu yapar mıydım? Ben bu kadar vicdansız mıyım İlay ya? Ha? Ya ben ölsem, benim arkamdan hiç kimse ağlamaz ya. Benim cenazem kalkmaz ya. Ben birazcık para kazandım diye ablam benimle barıştı ya. Yıllardır aramayan babam beni aradı ya. Ben kızgınım. O ailesi için para istediği zaman oluyor ama ben istediğim zaman aç göz oluyorum değil mi? Asıl ben kızgınım İlay. O benim neler düşündüğümü, neler yaşadığımı, ne için fedakarlık yaptığımı hiç anlamadı İrfan. Hiç anlamadı İlay. Ama Egemen hep bu hayatı yaşadı. İrfan, aramızdaki fark bu. O hep hayatta kalmaya çalıştı. Şimdi ikimiz aynısını yaşıyoruz işte. Sen şimdi hayatta kalmak için mi Süleyman'la birliktesin? Yapma. Hepimiz bu hayatta senin kadar erdemli, güçlü, ilkeli olamamış olabiliriz. İrfan. Hayatta bir takım şeylerle baş edememiş olabiliriz. Ya da belki de sen o sınavlardan geçmedin. Kim bilir? Çıkıyorum ben. Yeni bir yatırımcı var. Öyle mi? Benim haberim yok. Oldu işte şimdi. Ne oldu? Bana güvenmiyorsun ortak. Ben hastanede olacağım. Olur da elini yüzüne bulaştırırsın. Bana ulaşamazsın. Haberin olsun. O saatlerde ben de hastanede olacağım. Söylersin kendisine. İnancım. Hadi kolay gelsin. Senin işin gücün belli olmaz Egemen Kıvılcım. Eda. Annemi ara artık. Bak, hala vakit var. Kadın şimdi otobüse binse yetişir. Her gün soruyor. Bir şey mi oldu? Deniz'i rüyamda gördüm. Burnumda tütüyor diyor. Of abla ya, bir de annem için mi endişeleneyim Allah aşkına? Kadının kalbi var ya, atak geçirirse. Ya kadının bir tane torunu var. Hasret yaşıyor. Eda, Deniz'e bir şey olursa, torununu göremezse o zaman ne olacak? Bayramda elini öpmeye götürdüğümde anlatırım. Çok kötü şeyler yaşadık ama bitti. Hepsi geçti derim. Annem. Nasılsın annem? İyi misin? Uzun zamandır arayamadım. Deniz iyi. İyi. İrfan da iyiyim. Anneciğim şimdi oyuna daldı, daha sonra konuşursunuz.
Ne olsun ki? Her şey yolunda anneciğim. Annem. Annem, benim şimdi kapatmam lazım. Dualarını esirgeme, olur mu? Süleyman Bey. Yani sen benim için bir abi, bir babasın. Bir şey oldu. Ya bu İrfan bizim Hakan'a, Hakan Bey'e şantaj yapmış. İşte cinayetin görüntüleri elimde. Bana para vereceksin bilmem ne. Hakan Bey de gitmiş vermiş parayı. Sonra biz o parayı geri almak için... Gidip doktoru mu kaçırdı o salak? He? Ben de bir aksilik çıkmasın diye yardım etmek zorunda kaldım. Hakan Bey de aldı parayı geri. Ulan herife bak ya. Benim paramı bir cebimden alıp öbür cebime koyuyor. Yani beni dolandırmaya devam ediyor bu. Abi bak, gözünü seveyim. Kaldıralım artık şu profesörü. Bak, görüntüleri de aldık. Yarın pişman olacağımıza şimdi yapalım. Bitirelim işini, kurtulalım. Haddini aşağılı çok oldu zaten. Madem yapacaktık, en başına yapacaktık. Bana verdiği zararı ödetmeden olmaz. Şimdi temizlersek ilahi tepeme biner. Ne yapacağız peki Süleyman Bey? Hakan'a bir şey belli etme. Ne yapıyor, ne ediyor bana haber et. İrfan'ı diyorum, ne yapacağız? Ne yapacağız? Bundan fitil fitil getireceğiz. O zaman emniyete aldırmayla başlayalım. Lütfen. Ay, burada değil mi? Buradaydı. Deniz için. Okumuş Şeker. Yani biliyorum siz pek ciddiye almıyorsunuz ama belki iyi gelir diye düşündüm. Okumuş Şeker. Şaka yapmıyorum gerçekten. Komşu verdi, iyi gelirmiş. Tadı da güzel. İşe yarıyor gerçekten. Beyni endorfin salgılatıyor. Okunmuş olması da cabası tabii. Onun da etkisi var. Yani sağlıksız, evet, şeker. İsterseniz vermeyebilirsiniz de ama keşke verseniz. Yine komşu teyze mi okudu mu? Bu arada biz Mert'le konuştuk. Mesaiden sonra gelmek isteriz. Tabii ki. Hayırlı günler. Hakan Bey. Ayşe'cim, günaydın. Ne haber ortak? Odama bir bakayım dedim. Eksik falan bir şey varsa halledeyim. Anlamadım. Ne odasından bahsediyorsunuz? İrfan Bey söylemedi mi? Babil'e ortak oldum. Artık birlikte çalışacağız. Sen anlaşmamızı tamamen yanlış anlamışsın Hakan Bey. Senin burada bir odan yok çünkü senin burada işin yok. Burada olmayacaksın. Yok. Aynen de buradayım. Süleyman Bey'in bundan haberi var mı? Ben pek hoşlanacağını zannetmiyorum. Senin kendi başına işler çevirdiğini duyunca senin canını sıkacaktır. Sen merak etme. Babamla her türlü çözeriz. O bende. Yalnız karıştığım şeyi öğrenince bir tek beni darlamaz. Benim canım sıkanları da sıkar. İrfan Bey, siz çıkmadınız mı daha? Çıkıyoruz şimdi. Seninle konuşacağız. Burada işiniz olmadığına göre iyi günler Hakan Bey. Ayşe'cim, görüşürüz. Bir dahaki gelişimde odayı hazırlatmış olursunuz. Sen de buluşan sonra da görüşürüz. Görüşürüz. Tamam.
dualarım sizinle. Gerçekten ortak mı oluyorsunuz? Öyle oldu, evet. Ama nasıl öyle oldu ki? Yani hiç böyle bir şey yoktu gündemde. Hakan Bey'in sizle ortak olması gibi. Ki yanlış anlamayın İlay Hanım ama... biraz garip olmayacak mı sizde Hakan Bey'in? Olacak. Garip olacak ama yapacak bir şey yok. Keşke elimizden başka bir şey gelse Ayşe'ciğim. Aldım, aldım. Arabaya koydum. Kırmızı arabam nerede? Ben aldım oğlum. Eda, çayını aldım. İlk köpek nerede? Kapattım abla, kapattım. İlk köpek nerede? İrfan, bütün dosyaları aldın değil mi? Ben de koydum arabada hepsi. Aldım. Merak etme. Oğlum, gel. Hadi yürü. Hadi giy ayakkabını. Oğlum nasılsın? Ha? Karnım ağrıyor. Ah, sorma, benim de ağrıyor. Heyecanlanınca hep ağrıyor, biliyor musun? Ama ben kendi kendime konuşup sakinleşiyorum. Ben de kendimle konuşuyorum ama kendim beni dinlemiyor. İyi. Senin kendinle bir de ben konuşayım. Belki beni dinler. Ne diyorsun? Hı? Hadi bin arabayım. Geç. Bacanak, Süleyman Bey her şey tamam dedi değil mi? Evet, tabii. Hadi geç, geç. İki gündür kalbime indi vallahi bir şey olacak diye. Neyse, önce Allah'ın izni, sonra da doktor beyin maharetiyle bu iş hallolacak inşallah. Hadi inşallah. Bundan sonrası bizde doktor bey. Adamları bulacağız. Siz hiç merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Bir taksi çağıralım size. Aa, sağ olun. Kapıda şoför bekliyor beni. İyi günler. İyi günler. Kasım Bey, sen beni hatırladınız mı? Sakın. Sesini çıkarma, annen çok üzülür sonra. Aman hocam, aman, aman. Daha çok yeni başınıza darbe aldınız. Ayağınız kayar, dengenizi kaybeder, düşerseniz Allah korusun. Ne istiyorsun benden? Doktor, olmuyor böyle. Senin gibi mesleğinde bu kadar mühim bir insanın kafası da çalışıyordur diye tahmin ediyorum. Mesela ben şimdi senin bu parmaklarını böyle kırsam, ha? Sen nasıl ameliyat yapacaksın? Yapamazsın. Benimkiler böyle kırılsa ben tetiğe basamam, biliyor musun? Benden ne istiyorsun be adam? Bir an önce uçağına atlayıp dönüyorsun. İrfan'ın oğlunun ameliyatını yapmaya kalkarsan bedeli çok ağır olur. Ben doktorum, ben söz verdim. Anladım, sen kendini düşünmüyorsun. O zaman kimi düşün biliyor musun hoca? Yaşlı başlı ananı düşün. Kredi çekmiş arkadaşlar senin içine para yatırmak için. Şimdi neyin nazını yapıyor Egemen? Yani söz verdim, ayıp olacak. Ne nazı ne yazı Faik abi ya? Yani rakam büyüyünce benim ortağıma sormam lazım. Ben tek başına değilim. Künefe, söylüyorum künefe. Can koy. Bizim künefeleri getirebilirsin. Tamam. Aslında ortağı altın işlerinin kompedanıymış. Olmuyor mu şimdi? Bize tamam dedin. Çocuk oyuncağı mı bu? Faiz işliyor öteki taraftan. Egemen, olmaz bak böyle. Heh, getir abiciğim. Bak böyle abiciğim, sağ olasın. Bize bir şey söyle Egemen. Abi bakacağız, dur. Şuradan al, üstü kalsın kardeşim. Yan çizmek yok ha. Ya Faik abi, ben tek başım olsam ben şu an he demiştim size ya. Ama ben tek başına değilim ki, bakacağız, halletmeye çalışacağım. Künefe yiyin, künefe çok iyi. Bunun künefesi çok iyi. Faik abi künefe ye. Sağ ol. Çok iyi künefe. Ve balık burcuysanız Miras Tal. Burası da 5 yıldızlı otel gibi. Deniz, ben de kalayım mı seninle? Hepiniz kalın. Hiç kimse gitmesin. Buraya dinozorları mı koyalım, arabaları mı? Dinozorları.
Bakarsın sen de doğumu burada yaparsın ha. En az 20.000 lira tutar. Ben devlette yaparım, merak etme. Neyse biz bir çay kahve alalım en iyisi. Kafeterya nerede? Koridorun sonunda enişte. Hadi gel. Oğlum ben hemen geliyorum, tamam mı? 2 dakika bekle, geliyorum. Hemşire abla. Tahsin Hoca'nın çoktan gelmiş olması lazımdı. Nerede kaldı biliyor musun? İşleri uzamış. Birazdan gelir, merak etmeyin. Bir boy eksikti. Selam. Hoş geldin. Deniz içeride mi? İçeride. Hediyelerini vereyim. Deniz! İlaycığım! Canım! Oh! Sana neşeli şeyler getirdim. Bak bakalım. Şaka gibi. Beğenecek misin? Aç bakalım. Bak bakalım. Baba bak. Of ne güzelmiş bu. Kaç parça oğlum bu? 946 galiba. Hadi yapalım. Tamam. İlay bir gelir misin? İlaycığım çok teşekkürler. Ne demek? Gel açalım bakalım. Oğlum. İyi misin sen? Bak bakayım bana. Başın mı ağrıyor? Ha? Yavrum. Geçecek bir tanem. Geçecek. Bak birazdan doktorumuz gelecek. Yavrum benim. Gel bakayım. Ne bu şimdi? Bir şirinlikler, hediyeler falan. Bir kere burada ne işin var senin? Deniz'de bir şey olsa sana gün doğacak. Oh! İrfan boşa çıkacak. Ne saçmalıyorsun sen ya? Sen nasıl beni bu kadar çirkin bir şeyle itham edersin? Bırak Allah aşkına bu iyi kadın numaralarını. Neden buraya geldin sen onu söyle. Sırf İrfan'ı elde edebilmek için hasta çocuğu ziyarete geliyorsun. Kalbin çürümüş senin. Kararmış gerçekten. Tabii bu hayatta sadece kendi doğurduğun çocuğu sevebildiğin için aklını almıyor değil mi? Eda benim bu hayatta bir çocuğu sevmem için kendim doğurmama gerek yok. Ben bir kedi köpek yavrusunu da sevebilirim aynı şekilde. Ha? Bak ne kadar güzel. Git onları sev. İlay. Oğlumdan da, kocamdan da uzak dur. Sen gerçekten içerideki o güzelim çocuğu ve o altın kalpli adamı hak etmiyorsun Eda. Gerçekten hak etmiyorsun. Sen mi hak ediyorsun? Ne yaptın hak etmek için? Hangi fedakarlıkta bulundun? Hangi tavizi verdin? Hangi acıyı çektin İlay? Biliyor musun? Herkes hak ettiği hayatı yaşarmış. Sen de işte anca bir mafyanın metresi olabilmişsin. Sağ ol. Sen de kendi çocuğunu kocasını elinde tutmak için kullanan bir kadınsın. Anladın mı beni? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben İrfan'ı eğer biraz tanıyorsam, er ya da geç senin bu çirkin yüzünü görecek Eda. Sonra ne olacak biliyor musun? Senden nefret edecek. Seni bırakacak. Benim bir şey yapmama gerek kalmayacak yani. Anladın mı? Eda, Deniz'in başı ağrıyor. Gel istersen. Tamam. Ben Yüksel Hoca'ya hediye almıştım. Onu gideyim bırakayım, tamam? Ben de düşündüm ama bu kadar koşturmaya hiç vakit bulamadım. Çok iyi etmişsin, sağ ol. Boşver, sen düşünme. Nasıl olur yapmayın, neredesiniz? Hemen geliyorum, konuşalım hocam. Bir çocuğun ailesini nasıl açıklayacağım? Haklısınız, büyük bir travma. Ama ailenin, çocuğun ne suçu var bunda? Tahsin hocam, lütfen.
Bir dakika, kapatmayın. Ne oldu hocam, bir aksilik mi var? Tahsin Hoca gelmiyor. Neden? Ecrin. Ecrin, gel al şunları. Ecrin! Hoş geldiniz. Duymamış. Hakan Bey'e yemek hazırlıyordum. Hakan geldi mi? Evet, odasında. Hakan! Oğlum! Hakan, ay kurban olayım. Ya anneciğim, sen neredeydin? Ay benim aklım çıktı. Ya dur, ay, tamam. Ay. Anne buradayım, ne oldu, ne var? Tamam. Ya oğlum, baban her yerde seni arıyor. 5 milyon. Ya baban söyleyince böyle benim kafamdan aşağıya kaynar sular döküldü. Anne kurban, ne oldu, bak doğruyu söyle. Sen ne yaptın 5 milyonu? Anlaşıldı, sen de bana güvenmiyorsun. Ya bunun güvenle ne alakası var Allah aşkına? Ya bari bana söyleyeydin. Ben de öyle babanın karşısında mal gibi kalmazdım. Ya bir değil, iki değil anneciğim. 5 milyon. Ya anneciğim kurban olayım, doğru söyle. Sen ne yaptın bu parayla? Merak etme, kıymetli parasını Süleyman Bey'e geri yolladım. Biraz ileride yatırım yaptım. Ne yatırımıymış bu? İlayların şirketi ortak oldu. Babi Madencilik, buyurun. Evet. Evet Dursun Bey, hatırladım. Yok, Egemen Bey bugün gelmeyecek, evet. Ofisimiz kapalı zaten. Aha. Çok mu acil? Tamam, peki o zaman ben şöyle yapayım, ileteyim. Olur mu? Tamam, çok teşekkürler. Kolay gelsin. Hatırladım Durmuş Bey, buyurun, buyurun. Faik abiyle buluşmuşsun. Bizim de acil görüşmemiz gerek. Ha. Ben şimdi sizin numaranızı Mert Bey'e göndereceğim, o size bir randevu ayarlar. Acil demek ne demek? Hemen demek değil mi? Bir 10 dakika konuşsak kafi. Ya o bu kadar acil olan ne? Konu ne? Para. Çok para. Konum atıyorum. Vallahi baban çok sinirlenecek ama benim umurumda değil. Biraz da o kadının sinirleri bozulsun. Kraliçe gibi kaykılmış öyle kapıda. Yüzüne bile bakmadım. Çok şükür, çok şükür. Armut dibine düşmedi. Sen de baban gibi o mail etmedin oğlum. Aferin. Ya şu senin kız Ayşe helal süt emmiş birine benziyor. Dün akşam evlerine gittim, konuştum. Anne ne yaptın ya? Rezil ettin beni. Niye? Niye rezil ediyormuşum ben seni? Benim bir tane oğlum var. Tabii ki gideceğim. Her gün bir şey duyuyoruz oğlum. Bu devirde kızlar şeytan, şeytan. Ya bakıyor, evin, araban var. Zenginsin, ailen ortada. Yakışıklısın da hemen musallat oluyor. Vallahi kafayı yedireceksin ha. Anne, Ayşe öyle bir kız değil. Arabayla, parayla işi olmaz. Tamam işte, ne güzel. Ben de gittim, konuştum dün gece onlarla. Bak, babası gayet temiz bir adama benziyor. Ya, yalnız böyle çok fakirler yavrum. Neyse, daha gözleri açılmamış. İnsan var ya, şaşırıyor bu devirde böyle kız kaldı mı diye.
Kız ne düşünecek şimdi? Ne konuştunuz peki? Münasebetsiz bir laf etmedin değil mi? Ne diyeceğim oğlum? Ha? Ne münasebetsizi? Ayıptır. Tövbe. Babasına biraz çıtlat. E bilsin. Bilsin kızının kısmetini. Değil mi? Of. Ne of? Ne? Ya kız daha çıkma teklifi etmeden anasını gönderdi diyecek. Siz Ayşe ile çıkmıyor musunuz? Yani öyle resmi bir şey yok. Bir iki çay içtik, yemek yedik. Oh. Bana pek meyli yok gibi. Zorlamanın da anlamı yok dedim. Ne demek meyli yok? İşin gücün var. Ailen belli. E aslan gibisin de maşallah. O kim oluyormuş da sana meyli olmuyormuş bakayım? Öyle olmuyor işte. Olacak, olacak. Aha. Saf görünüyor ama cinmiş. Seninle çıksa, oynaşsa, senin hevesin kaçınca bu kızı sepetleyeceksin. Ciddi görünüyor ki sen de ciddiye al. Böyle çiçeğinle, çikolatayla kapısına git istiyor. Sen de var ya az değilsin ha Kudret Sultan. Ne diyorsun yani? Olur mu bu iş? Olur, olur. Senin arkanda kapı gibi alan var. Olur. Hadi hadi yemeğini ye. Şımarma hadi. Alo. İyilerini olsun koşturuyorum. İş güç. Ha. Ben seni arayayım mı? Arayacağım tamam hadi. Durmuş Bey selamünaleyküm. Hayırlı işler. Nasılsınız? Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Merhaba abiciğim. Buyur otur. Eyvallah. Ya. İki göz gece kondu arsa 700 bin lira. Az bile yazdım. Şuraya aşağıya yeni apartmanlar yapıldı. Fiyatlar da ona göre arttı. Daire karşılığında arsaları alıyorlar. Ama inşaat işlerinden ay bitik galiba değil mi? Evet bitik. Sıkıntı da. Ben de seni onun için aradım zaten. Bu aralar herkes seni konuşuyor. Ben de bir konuşayım dedim. İyi yapmışsın. İş çok karlı bir iş. Bizim Güney Amerika'da maden ocaklarımız var. Onları işletiyoruz. Neyse ne. Sonuçta iyi para getiriyor yani. Geçenlerde Faik'le görüşüyordum. Bir şeylerden bahsediyordu. Güzel bir iş varmış. Bir koyuyorsun, beş alıyorsun falan diyordu. Bayağı kaymaklı bir iş yani. Faik, antikacı olan. Ha, bildim bildim. Eski tanıdıktır. Durmuş Bey, benim biraz acelem var. Çıkmam lazım. Eğer siz yatırım yapmaya karar verirseniz, ararsanız ofise gelirsiniz. Ben kararımı verdim. Sana yardımcı olacağım. Yardım? Yardıma falan ihtiyaç yok birader. Eğer sen yatırım yapmak istersen ofise gel. Başın sıkışırsa da ara beni. Tamam. Bir dur bakalım kardeş. Bir dur. Nereye gidiyorsun? Ne acelem var? Geç şöyle otur biraz. Daha konuşacaklarımız var. Geç geç otur. Otur. Sen şimdi diyorsun ki yardıma falan ihtiyacım yok. Nasıl ihtiyaç yok? Bak böyle karlı işler de adamın başına üşürler. Köpekler etin tadını bir kere aldı mı ekmeğe bakmazlar. Seni de rahat bırakmazlar. Saygun'u arıyoruz. Beynim buyurun. Baba. Buyurun gidelim. Baba gidelim. Ne oluyor memur beyin? Oğlum bir saniye yok bir şey merak etme korkma. Polis abilerle konuşup gireceğim ben. Tamam. Gidelim. Buyurun. Sakin. Tamam bacana bir şey yok. Tamam. Siz buyurun geliyorum. İrfan.
Nedir mesele? Bizim de karakola gelmeniz gerekiyor. Buyurun. Memur Bey, ben sizinle karakola gelemem. Benim oğlum ameliyat olacak. Mümkün değil. Burada öyle yazmıyor. Yürü hadi, ola çıkarma. İfade vermen lazım. Memur Bey. Ben gelemem sizinle. Mümkün değil. Benim oğlum ameliyat olacak. Nasıl geleyim ben size? Söyle işte. Çıkarma. Memur Bey, bakın nasıl geleyim? Ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Ya bir saniye dur. Sakin ol. Eda, sakin olur musun? Memur Bey, tamam. Siz de sakin olun. Geliyorum. Eda, ben şimdi ifade verip geleceğim. Merak etme. Tamam mı? Yetişeceğim, söz veriyorum. Tamam. Tamam. Buyurun. Buyurun, gidelim. Doğru söylüyorsun. Şimdiye kadar ihtiyaç olmadı ama tedbirli olmakta fayda var. Ben ortağımı arayıp sana geri döneceğim. Ara şimdi, konuş. Şimdi arasam da açamaz, toplantıda. Sen beni ararsın, hadi. Yok öyle kardeş, bir dur bakalım. Nereye gidiyorsun, ne acelem var? Sen önce şu ortağını bir ara. Madem sizinle iş yapacağız, sizi koruyacağız, parayı da peşin getirsin. O zamana kadar misafirimizsin. Tamam, ver arayayım. Bir dur, acele etme. Senin şu ortağın adı neydi? Bir yere daha arayacağım. Lütfen. Lütfen. Ay yok artık ya. İrfan nerede? Ya sana ne be İrfan'dan? Nerede diye sana ne? Tahsin Hoca gelmiyor. Ameliyatı yapmayacakmış. Ne diyorsun sen ya? Ne demek gelmiyor? Nasıl? İrfan nerede? Gözüm ısırıyor bu herifi ama. Merhaba, müsaitsen akşam yemek yiyelim mi? Hiç vakit kaybetmiyor seninkiden ya. Ya dalga mı geçiyorsun arkadaşım? Sorudaki mi ekini ayıramıyor dangalak. Hiçbir zaman müsait olmayacağım, anladın mı? Her dert bitti, bir soru eki mi kaldı? Ya kızım, sen beni delirtecek misin? Biz bu Süleyman'ın ne alt ettiğini öğreneceğiz diye ne güvenliği kaldı ne şoförü. Tek kişi yaklaşamadı yanına. Sen herifin evine gireceksin. Naz ediyorsun ya. Ne nazı aminim, ne nazı? Bu nasıl bir bastılır ya? Bir şey gelse başıma ne olacak? Gelecek bu gidişle. Ücra bir masada evrak yaza yaza tozlanacaksın. Sen beni tehdit mi ediyorsun amirim? Alo Ayşe, benim avukatıma ulaşmam lazım, çok acil. Egemen'i aradım, ona ulaşılamıyor, avukat da cevap vermiyor. Ben polis otosundayım, beni ifade vermeye götürüyorlar. Ne oldu, sorun nedir? Hadi tamam, kısa gel. Bir saniye, ne olursunuz lütfen. Hemen Egemen'i bul, avukatım Hasan Bey'i alsın, karakola gelsin. Çok acil. Tamam, hangi karakol? Telefonunu kapatmış. Ne demek telefonunu kapatmış? Siz adam yapamam diyor. Ya ne demek yapamam, inanamıyorum size ya. Eda! Ne? Bir dur. Bağırıp çağırarak doktoru geri getiremeyiz, yapma. Yürü. Nereye yürü, nereye? Doktoru geri getireceğiz, yürü. Dur. Ya bekle. Beklesene. İrfan Saygın içeride mi? Siz kimsiniz? Ben asistanıyım. İçeride mi? Hangi memur arkadaşı ilgileniyor?
Göremezsin. Bekleyeceksen dışarıda bekle. Sen Necati Bey'i tanıyor musun? Necati Ercan, emniyet müdürü olan. Hı? Allah'ım ya. Avukat geldi mi? Geliyor, yolda. Egemen Bey'e ulaşamıyorum, telefonu hala. Ya geç kalırsa? Oğlum ikinci defa polis götürürken gördü beni. Ne halledir kim bilir? Sakin ol, gecikmeyeceksin. Birazdan gelecek, çıkartacaklar seni buradan. Yok, ben gidiyorum şimdi. Dur! Abi, beni tutamazlar bundan. İrfan! Sonra ne yapacaklarsa yaparlar. Ben çıkacağım şimdi. Tamam, dur. Sakin olmak zorundasın. Tamam mı? Çıkartacağız seni buradan. Şu an böyle çıkarsan buradan salmazlar seni. Geçer misin? Sakin ol biraz lütfen. Ya ben hiçbir şey yapamıyorum ya. Oğlum benim daha küçücük. Bu kadar yükü nasıl kaldıracak omuzları? Ben bugün onun yanında olmayacağım da ne zaman olacağım? Ben ne biçim bir babayım? Bak, oğlun için sakin olmak zorundasın. Nasıl sakin olacağım, söyler misin? Bilmiyorum. Babanı düşün. Baban olsa ne yapardı? Açın kapıyı. Açın, ne olur açın şu kapıyı. Duyuyorsunuz beni, biliyorum. Açın kapıyı. Merve Hanım. Tahsin Hoca içeride mi? Hayır, yok. Gitti. Siz de gidin kapımdan. Ne olur yapmayın. Siz de annesiniz. Ne olur anlayın. Ne olur açın kapıyı. Yok dedim. Gidin yoksa polis çağıracağım. Tahsin gitti. Amerika'ya döndü. Merve Hanım. Yapmayın, ne olur açın. Açın. Ne olur açın kapıyı. Oğlum ameliyat için bekliyor. Tahsin Hoca tek şansınız. Nereye Tahsin? Anne, duymuyor musun? Dayanamıyorum. Hekimim ben. Orada masum çaresiz bir çocuk beni bekliyor. Hiçbir yere gitmiyorsun Tahsin. O anaysa ben de anayım. O evlatsa sen de evlatsın. Anne, ben Hipokrat yemin ettim diyorum sana. Ailen ne olacak? Karın çocukların ne olacak? Bir tek o mu? Sen binlerce hastaya lazımsın. Bir mafya kurşunuyla öl diye bu yaşa getirmedim ben seni. O kapıyı açarsan sana hakkımı helal etmem Tahsin. Açın şu kapıyı, açın. Ben hayatımda en çok babamı sevdim. Güneş onun arkasından doğardı böyle, Ağrı Dağı gibi. Annem... işte yazık, hep hasta. Hep yaslı. Fukara, hastane köşelerinde, öyle. Babam bana analık da yaptı yani. Babamın peşinde köy köy dolaştım. Bir gün asıldım babamın eteğine, sordum, dedim ki baba, bizim hiç evimiz olmayacak mı? Bir tane Türkiye haritası vardı kocaman. Böyle açtı kocaman Türkiye haritasını önümüze. Bak oğlum dedi. Bizim evimiz burası dedi bana. Bir kere sesini yükseltmedi ya. Ağacı, tohumu, hayvanı, çocuğu koşulsuz sevmeyi öğretti. Binlerce öğrencisi vardı. Hepsini böyle tek tek severdi. Başağım, fidanım diye diye. Ben herhalde babalığı babamdan öğrendim. Genç öldü. Benim yaşlarımda falan. Benim yaşımdaydı. Ama ben onu toprağa değil kalbime gömmüşüm. Sonradan anladım bunu. Deniz doğduğunda kucağıma verdiler Deniz'i benim. Baktım ona. Allah'ım, garip bir his oldu böyle içim. Dedim ki Allah'ım, hayatta benden daha önemli biri var. Hayata mana katan bir şey. Bu sefil, iğrenç hayat onunla, onun sevgisiyle yaşanır oldu işte. Deniz bana iyi bir adam olmayı öğretti. Ama ben ona babam gibi iyi bir baba bulamadım. Ona bir şey olursa ben yaşayamam herhalde. Olmayacak. Deniz'e hiçbir şey olmayacak. Bak göreceksin, sapasağlam çıkacak o ameliyattan.
Sen benim hayatımda gördüğüm en iyi babasın. İrfan Saygın, avukatın geldi. Ne diyorsun Mert? Ne demek doktor gelmiyor? İkna edemiyorlar mı? Tamam, anladım. Tamam. Sedat abi, tamam istediğini yapacağım, Hakan'la görüşeceğim. Ama bir şartım var. İrfan oğlu için yaşıyor. Eğer Deniz'e bir şey olursa bütün dünyayı yakar. Doktorun annesinin kapısına dayandık Egemen. Kadın Nuh diyor, peygamber demiyor. Adam canının dertine düşmüş resmen. Eda nasıl? Ejderha gibi. Ne yapsın? Sağa sola saldırıyor. Haklı. Dur. Eda'dan alsın haberi. Ne yapacağız? Kalmadı yapacak bir şey. Of. İrfan tek bir şansımız var. Bir tane, o da elimizden gitti. Ne yapacağız be? Baba? Oğlum? Yavrum. Yavrum benim. Oğlum. 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 Yüksel Bey geliyor. Yüksel Bey geliyor. Oğlum bir saniye, geliyorum. Tamam mı? Oğlum sen içeriye git. Hocam. Buyurun İrfan Bey. Hocam sizin yardımınıza ihtiyacım var. Ne olursunuz bize bir şey önerin, bu işi çözelim. Tahsin Hoca'yı bir kere daha ararsınız mesela. Telefonlarımı açmıyor. Uçuşunu erkene almış. Havaalanı çoktan gitmiştir. Yapabileceğim bir şey yok. Ama bir seçeneğimiz var. Hastanemizin doktorları da Deniz'in ameliyatına girecekti Tahsin Bey'le. Onlar yapabilir. Hocam sizin hastanenin doktorları eminim ben. Hepsi çok kıymetli doktorlar. Öyle değil mi? Ama Deniz gibi bir vakada Tahsin Hoca en iyisi. Evet öyle de bakın. Sizin o hastanedeki doktorlardan herhangi bir Deniz gibi bir vakanın ameliyatına girdi mi? Hayır ama. Şimdi bakın. Deniz'in ameliyatı çok riskli. Biz bunu biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Tahsin Hoca bu ameliyata girseydi bize yüzde kaç risk var diyecekti? Tahsin Hoca'nın başarı oranları yüksek tabii ki. Ama yine de %10 risk var. Tamam, sizin doktorlarınız herhangi bir risk oranı verebiliyorlar mı bize? Dürüst olmak zorundayım. Bilmiyorum. Karar sizin. Tahsin Bey, Başkomiser Sedat Çeliker, biraz konuşabilir miyiz? Bakın ben emniyette ifademi verdim. Uçağım kalkmak üzere, yetişmem gerekiyor. Şöyle alabilir miyim sizi? Çok rica edeceğim. Lütfen, çok az. Hemen kısa sürecek. Tahsin Bey, tehdit mi ettiler sizi? Olayı bir de bana anlatır mısınız lütfen? Bakın ben ifademde her şeyi anlattım. Benim böyle işlerle uğraşacak vaktim yok. O zaman sizi alıkoyacağız. Bizim de başka çaremiz yok. Söz vermişsiniz. Ameliyat yapacağım demişsiniz. Ya vazgeçtim tamam mı? Bu nedir kardeşim ya? Önüne gelen tehdit ediyor. Allah aşkına yapmayın ya. Şu son 24 saatte ben ne yaşadım biliyor musunuz? Yapmıyorum ameliyatı falan. Zorla mı istemiyorum. Doktor Bey, 5 dakika dinleyin ne olursunuz. 5 dakika. İstemiyorum hanımefendi. Mehmet'e ne diyeceksiniz? Oğlunuz Mehmet 14 yaşında değil mi?
Kızınız 11. Eve gidince suratlarına nasıl bakacaksınız? Bakın hanımefendi, durum sandığınızdan... İrfan bana oğlu sayesinde iyi bir insan olduğunu söyledi. Siz ne diyeceksiniz? Ben sözümde duramadım. Korktum, kaçtım. 7 yaşında bir çocuğu ölüme terk ettim mi diyeceksiniz? Çıkıp gideceğiz, sonra ne olacak? Yüksel Bey'in söyledikleri de mantıklı. Sen teyzenlerle dışarı çıksın. Hadi biraz hava. Gel teyze. İrfan, artık bir an önce olsun kurtulalım. Her gün aynı korkuyu yaşıyoruz. Yüksel Hoca'yı duydun. Tahsin Hoca bile yapsa ameliyatı %10 risk var diyor. Buradaki doktorların böyle bir ameliyata girmişlikleri yok. Bize %1 bile veremiyorlar. Ne yapacağız? Kendi elimizle içeriye teslim edeceğiz. Allah aşkına bir düşün. Ya içeriden çıkmazsa? Bir düşün. Elbette elimden geleni yapacağım. Ekibimle birlikte. Ama size masal anlatamam. Gerçekleri öğrenmeniz gerekiyor. Her ameliyat risklidir. Deniz'in durumunda bu risk daha yüksek. Uyanır mı bilmiyoruz. Uyanırsa ne şekilde uyanacağını tam olarak bilemiyoruz. Görme, yürüme, konuşma yeteneğini kaybedebilir. Hatta ömür boyu bakıma muhtaç hale gelebilir. Dua edelim, Allah yardımcımız olsun.
söyle bakalım. Ameliyattan sonra ne yapmak istersin? Bak ne istersen yapacağız. Kedi, kedi alalım. Bir de köpek. Yine geldik kediye köpeğe. Ne istersen dedin anne. Ameliyattan sonra eve giderken sokaktan alayım olur mu? Ya ben... Oğlum bakarız tamam. Oğlum sen şimdi uyuyacaksın. Doktorlar sana ilaç yapacaklar. Uyandığında ameliyat, mameliyat hiçbir şey kalmamış olacak. Hepsi geçecek. Ama sonra burada birkaç gün dinleneceğiz, tamam mı? Tek başıma mı uyuyacağım? Hayır oğlum. Aa, biz hemen kapının dışında olacağız. Evde nasıl uyuyorsun odanda? Aynı şekilde uyuyacaksın, merak etme. Baba dediğimde hemen yanımda olacak mısınız? Olacağız tabii yavrum. Merak etme sen. Tabii ki. Karanlık mı olacak? Lambalar açık durmayacak mı? Hayır aşkım, olmayacak karanlık. Oğlum olmayacak. Sen merak etme, hiçbir şey olmayacak. İyi o zaman, ben de tarçınla ayarım. Tarçın. Oğlum sen artık kocaman oldun. Senin tarçınla uyumaya ihtiyacın yok ki, bakayım sana. Yok ya, tarçın seni evde beklesin artık. Benim eşekliğim, ben onu evde unutmuşum oğlum. Olmaz! Tarçınsız uyumam ben. Hile kötü rüya görürsem baba. Oğlum düşeceksin. Bir şey olmaz, ben ameliyattan sonra getiririm sana tarçını. Olmaz, tarçınsız uyumam ben. Oğlum. Arası girmem. Deniz, ay, hayal. Deniz. Hayır, Deniz. Girmem. Deniz. Arası girmem. Oğlum sakin girmem. Olur musun? Lütfen sakin hayır. Olur musun? Tarçını almaya gidiyoruz. Hepsini kesmeyeceğiz ki. Küçücük bir yer. Saçların yine çıkacak. İstemiyorum, hayır. Teyzeciğim, lütfen hemşire ablaları dinle, hadi. Git sen git, babam gelsin. Abla bir gelsene sen. Korkmanı gerektirecek bir şey yok ki. Hayır, siz de gidin. Kestirmeyeceğim saçlarımı. Abla ben Egemen'i arayacağım. Deniz'le konuşmasını istiyorum. Saçmalama Eda'ya. Senin aklın başında değil galiba. Abla dur, ne olur itiraz etme, dinle beni. Oğlum o ameliyattan çıkacak mı bilmiyorum. Çıksa da nasıl? Ya beyni hasar görürse, ya eskisi gibi konuşamaz, söyleyemez, gülemezse? Ablam, oğlum için, Egemen için, ikisi için sadece kısacık bir an istiyorum. Sadece ikisine ait kısacık bir an. Egemen, oğlu olduğunu bilmese de dua etsin Deniz için. Deniz onun babası olduğunu bilmese de duasını alıp girsin ameliyata istiyorum abla. Abla. İkisine de en azından bunu borçluyum. Ne olur sen eniştemi alıp biraz uzaklaştır, ne olur. Safet, iyi hissetmiyorum. Neyim o? Tansiyonum düştü. Bir ayran içelim. Gel. Bize bir 5 dakika müsaade eder misiniz? Küçücük aslancık varmış.
bana her şeyi. Ameliyat almamız lazım ama saçlarını kesmemize izin vermiyor. Kolay gelsin, teşekkürler. Berber lazım dediler, beni gönderdiler. Ben saç, sakal, kıl, tüy, yün uzmanıyım. Aslında bir saç sanatçısıyım. Deniz Bey, sizi şu koltuğa alabilir miyiz? İstemiyorum. Ne oldu, neden? Oğlum ama saçının hepsini kesmeyeceğiz ki. Sadece küçücük bir yer. Zaten kesilse de bir şey olmaz ki. Çünkü senin kafanın şekli çok güzel. Bütün hastane senin kafanın şeklini konuşuyor. Baksana, çok güzel şekli. Sen bir de babanın kafasını görseydin küçükken. Böyle kocaman bir kafası vardı. Yamru yumru bir şeydi böyle. Bir de onu kesiyorlardı, böyle kabak gibi kalıyordu. Sen patatesi biliyor musun? Hani yediğimiz patates var ya böyle. İşte ona kaş, göz çiz. Aynı baban. Babanın ufaklığı patates. Sen yani patatesi baba diyebilirsin. Babam niye kabaktı ki? He. Sır tutabiliyor musun? Yaklaş. Şuraya kadar yaklaş. Ben de geleceğim. Annem bakıyor. Önüne dön. Peki. Hazır mısın? Evet. Çünkü baban bitliydi. Aramızda kalacak, duydun mu? Anneciğim, hemşireyi çağırayım. Kessin mi saçını? Berber Egemen kessin. Berber Egemen Bey. Benim bir sanatçı olduğumu unutuyorsun. Bak, ellerim benim makastır. Gördün mü? Gel buraya, gel. Güzel kafa. Aferin sana. Çok güzel kafanın şekli. Tam sevdiğim şekil. Çıkarmışlar nezaretten. Bizimki gıyıl gıyıl. Hatırlı tanıdıklar araya girmiş. Benim haberim yok diyor. Kimmiş İrfan'ın hatırlı tanıdığı? Vallahi emir büyük yerden dediler Süleyman Bey. Bir şey yapamamışlar. Doktor bozuntusu da dönmüş havalarından. İki tane de koruma vermişler peşine. Allah belasını versin. Öttü demek. Ucu bize dokunmasın da. Nereden dokunacak? TC'mizi mi bıraktı? Ulan bir işi beceremediniz be. Cenabet herifler. Ne alt ediyorsun burada? Abi güvenlik şefi değişti ya. Sen git herifle konuş dedin. Ay ben sizin kafanızı... İlay'a bir de Babil'e güvenliklerden verme. Onlara da bizimkiler baksın. Patladın mı lan? Bekle. Kim lan bu? Yatır. Tamam. Dediğin gibi hallediyorum o zaman. Yeter ulan, yeter. Bana bak kardeş, senin ne halt ettiğini çok iyi biliyorum ama bak beceremedin, karşındayım. Bu mu lan senin kudretin? Tek başına gelsene. Canına mı ısladın lan? İntihar mı etmek istiyorsun ha? Eğer intihar etmek istersem seni de beraberimde götürürüm. Bana bak, benimle oyun oynama. Benim hayatta kaybedecek bir tek evladım var. Eğer onun başına bir şey gelirse yeminle senin bütün saltanatını başına yıkarım. Hadi be. Hadi. Şerefsiz.
Bunlar mı kesilecek? Hı-hı. İşte hemşire ablan tam buraları falan dedi. Naz dedi ki saçların çok güzel. Naz? Ha. Naz dediyse tabii. Ama Naz senin hiç rapçi saçlarını görmedi ki. Sen hiç rap dinledin mi? Kabus Kerim'den kana kan, aşkıyı sevgiyi sende tadan. Mersi, mersi canım mersi. Rap'te çok iyiyimdir, bir dünya markasıyımdır. Şimdi seninkileri de keselim mi? Kesme. Ha, o zaman şöyle yapalım. İstiyorsan önce sen benim saçımı kes. Eğer beğenmezsen senin saçını kesmeyelim. Nasıl fikir? Bence iyi anlaşma. Ha annesi? Ha? Tamam. Tamam mı? Tamam. Şimdi bu makineyi sana veriyorum. Çalışıyor, dikkat et. Sen çok iyi bir berber çırağı olacaksın. Hazır mısın? Hazırım. Hadi. Çok iyi gidiyor. Hiç acımıyor. Tamam mı? Tamam. Biraz bastır. Bastır biraz. Aferin. Nasıl oldu? Karizmatik. Ya karizma benim göbek adım. Rap dinle ara sıra. Keseyim mi şimdi saçlarını? Tamam. Sen çok cesur bir denizsin. Başlıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Aferin sana. Yap bakayım ellerini böyle. Ha, çok iyi bir rapçi olacaksın. Devam ediyorum. Almışlar mıdır ya? İçeri gidip bakayım hemen. Yok, olmaz şimdi. En gergin oldukları zaman. Ayak altında dolanmamak lazım. Allah'ım ya, inşallah iyi geçer ya. Düşünsene, Allah korusun kötü bir şey olduğunu. Vallahi İrfan Hoca mahvolur, dağılır adam. Ya beni de huylandırdın şimdi. Sen burada dur, ben bir gideyim bakayım, tamam mı? Efendim Hakan Bey, ben de sizi arayacaktım şimdi. Hala mı bey diyorsun Ayşe? Ya kaldıralım artık bu mesafeyi aramızdan. Alışmaya çalışırım. Sana mesaj atmıştım. Dönmeyince merak ettim. Yemek yiyelim mi demiştim ama. Yok, bu akşam olmaz da yarın olabilir. Camı vuran her damla bam bam bam. Bunları unutma. Tarçın. Ya tarçın ya. Al bakalım. Yavrum. Oh bir tanem. Saçı nasıl olmuş? Çok güzel olmuş oğlum saçın. Oh efil efil. Biraz üfleyeyim.
Ne oldu, üşüdün mü? He? Karakandan kabus Kerim gibi oldum baba. Cama vuran her damla. Babam. Bu ne ya, sen mi öğrettin bunu bunu? Çok çabuk öğreniyor. Ya oğlum sen Egemen amcanı dinleme. Ooo kim osurdu, bit osurdu. Sen hep bit değil misin baba? Hep sümüklerine karmış. Ya çık dışarı ya. Çık dışarı çık. Ya aramızda kalacak tane ya. Sen bana bitti mi dedin? Sen bana bitti mi dedin? Ben sana bunların hepsinin hesabını sorarım. Dön bakalım. Bak bunlar bit. Bunlar hepsi bit. Hepsi bit. Bak. Allah yiyeceğim seni. Dön. Dön. Dön buralarını sümüğümü sür. Öpeyim bakayım. Yavrum benim. Oğlum benim. Bir tane. Gel bakayım buraya. Bir dakika bir dakika. Bir de şimdi şu ayaklarını gıdıklayalım. Bir de şunu şöyle. Ha, gıdıklanıyorsun değil mi? Gıdıklanıyorsun. Bak bunlar pire. Şimdi ayaklarında pireler yürüyor. Annesi. Öf, öf, öf. Bu ne koku ya? Teşekkür ederim. Sayende biraz rahatladı, korkusunu unuttu. Keşke daha önce tanısaymışım Deniz'i. Kim bilir nelerini kaçırdım. Gerçi İrfan istemezdi. Çocuğa gayri ahlaki şeyler öğreteceğim diye ama. Her şeyin bir vakti varmış demek ki, anca kısmet oldu. Vakti şimdi olduğuna göre... Demek ki aramızda olanları unutmak için 8 sene ihtiyacımız varmış. Uzun zaman. Egemen, bir daha senden böyle bir şey duymak istemiyorum. Kapanmış defterleri açma. Bunu sana yollayan kişi seninle ilgili güzel şeyler diliyor, dualar okuyor. Sen de bunu yiyince iyi oluyorsun. O da peki. Gerçek mi bu? İnanırsan gerçek olur. Dünya üzerinde insanoğlu kadar şaşırtıcı bir varlık yok bence. Bazen beni tanıdım sanıyorsun, derdini anladım. Ama öyle bir şey yapıyor ki seni şaşırtıyor işte. Ne diyorsun? Bazen böyle soruyordum kendime Egemen. Acaba ben bu Egemen denen... Sığ ve yoz adamla niye arkadaşlık ediyorum? Neden? Ayıp ediyor musun? Ne cevap veriyordun? Veremiyordum. Ama artık veriyorum. Tamam, bazen yoz olabilirsin, kabul, ama sığ bir adam değilsin sen.
göründüğünden daha deriz. Yıllardır o aşk şarkılarını boşuna dinlemiyordun değil mi? Eda'ya aşıksın senelerdir. Ve bunu kendinden bile saklıyorsun. Değil mi arkadaşım? Ne fark eder ki? Sakinleştirici yaptım. Merak etmeyin, birazdan uykuya dalar. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Gidiyoruz. Geldi mi zamanım? Oğlum. Hiç korkmuyorsun değil mi yavrum? Bak uyuyacaksın, uyanacaksın. Hepsi bir anda geçecek. Hiç fark etmeyeceksin bile. Eniştesinin aslında korkar mı hiç ya? Seni çok seviyorum oğlum. Hadi güzel anneciğim. Bekliyoruz seni. Doğacık'ta bekliyoruz. Güzel kokulum benim. Çabuk. Seni çok seviyoruz, tamam mı? Korkacak hiçbir şey yok. Ben sana kötü bir şey olmasına asla müsaade etmem. Merak etme. Tamam mı? Bir tanem benim. Bak ben buradayım, yanındayım. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Sen merak etme. Aşağı kadar gelebilirsiniz. Bak abla ne dedi? Beraber gidiyoruz aşağı kadar. Hadi yat bakalım. Yat uzan. Aferin bana. Sana yine ninni söyleyeyim ister misin oğlum? Hı? Olur. Hangi ninniyi söyleyeyim? Ballı ninni. Tamam, ballı ninniyi söyleyeyim. Kovan kovan balığına olsun ninni. Kovan kovan balığına olsun ninni. Bin çiçekli dalın olsun, denizlerde salın olsun. Uyu yavrum ninni, uyu yavrum ninni. Denizlerde salın olsun, uyu yavrum ninni. Ninni, uyu yavrum ninni. Sepet sepet meyven olsun ninni. Sepet sepet meyven olsun ninni. Akar sular ömrün olsun.
Bir huzurlu evin olsun. Uyu yavrum dinle. Buraya kadar gelebilirsiniz. Lütfen bekleyin. Biraz daha gelemez mi? Maalesef. Lütfen burada Sınandım. Her gün kaybettim. Yapmam dediğim bütün günahları işledim. Katilleri bile göz yumdum. Onlara pazarlık ettim. Ama Allah'ım sana yalvarıyorum. Bütün günahlarıma rağmen yalvarırım. Yavrum, uzun ve sağlıklı bir ömür ver. O daha çok küçük. Çok saf, günahsız. Allah, ne olursun ona bizden ha. Onun yürüdüğünü, koştuğunu bir kere daha görüp. Sana yemin ediyorum. İyi, sağlıklı olduğuna emin olduğum gün bütün günahlarımın bedelini ödemeye hazırım. Bütün suçlarımın cezasını çekmeye hazırım. Yeter ki oğlum yaşasın. Yalvarırım. Benim canımdan al, ona ver. Allah. Buraya kadarmış.
Artık elinde hiçbir koz kalmadı. Borcunu kapattığı gün ölecek. Allah'ım. Bu sınavdan kalmaktan çok korkuyorum.